Türkiye'de ilk jeopark olması gereken yerdi belki de. Evet, doğru. Ama tabii şunu not etmek lazım Fatih Bey. Salda hep aslında önemli bir yerdi. Ama son işte yaklaşık 4-5 yıldır işte bu Mars misyonlarının gelişmesiyle... Peki Salda'nın Mars alakasını oradan başlayalım. Yani Salda niye Mars'la kıyaslanıyor? Dünyada tamam. Bir yer sonuçta. Önce şuradan başlayalım mı? Bir Cezure kriterini bir görelim tamam. Mi? Neresi? Başlayalım. Kaç numaralı hocam? Cezure kriterine 2'den başlayalım. İkinci slaytımızı alabilir miyiz? Evet. Şimdi tabii buradan... Hocam şu büyük ekranda yansıtacaklar inşallah. Bekliyoruz. Tamam. Oradan üstüne atabilirsiniz. Ya çok sevinirim. Bakın orada bir de bizim çomağımız var. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi neden Salda'ya geçmeden önce aslında neden Cezure kriteri? Belki şunu sormak lazım. Neden Mars misyonunda Cezure kriteri seçildi? Şimdi burası ben litoral zonunu çizdim. Litoral zon dediğimiz aslında yerküreden elde ettiğimiz bilgilerle aslında bir gölün en sığ kısmı. Ama şimdi buraya baktığınızda aslında -2260 metre. Bu bir kaldera mı aslında? Evet, bu bir impact krateri aslında. Yaklaşık şöyle başlamak lazım. 3 yani 4 Neosyen dediğimiz 4 ile 3.8 milyar yıl önce aslında Mars'a çok büyük bir uzay var. Taşı çarpıyor. Ha çarpıyor. Asteroid çarpıyor. Ve aslında Isidis platosunu yaratıyor. Bu Isidis platosunu yarattıktan sonra nispeten daha küçük bir uzaya asteroid geliyor aslında çarpıp bu krateri yaratıyor. Bu krater skaladan... Bu çarpma Mars'ın oluşmasından ve soğumasından sonra gelişen bir çarpışma. Evet, 3-4 milyar yıl, 4 milyar yıla denk geliyor. Şimdi baktığımız zaman yaklaşık olarak 45 kilometre çapında bir kraterden bahsediyoruz aslında. Ve burayı daha da önemli kılan aslında yapılan misyonlarla elde edilen verilerde bu kraterin içerisinde bir zamanlar eski bir gölün olduğunu biliyoruz. Yani Cezure Paleo Lake dediğimiz bu peki bir göl. Meksika körfezine çarpan ve dinozorları yok eden meteordan daha mı büyük meteor? Yani daha büyük ya da benzer oluşumlar söz konusu ama büyüklüğünü karşılaştırırsak hangisi daha büyük? Muhtemelen Cezure kriteri daha büyük olabilir. Şimdi burada bir göl oluşmuş. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi baktığımız zaman yerküredeki benzer oluşumlar var. Yerküredeki göllere baktığımız zaman bir gölün bu litoral zonu nasıl olur? İşte neredeyse biz kenarını görebiliyoruz değil mi gölün? İçerisindeki kraterin içerisinde oluşan gölün kenarını görüyoruz. Şimdi bakın burada bir akarsu sistemi var. Bu kraterin içerisindeki gölü beslediğini düşündüğümüz. Şimdi daha da önemlisi ve bu misyonda NASA ekibinden birlikte çalıştığımız Brownie'nin çıkardığı yani işte spektral analizlerle çıkardığı yüksek çözünürlüklü görüntülerle çıkardığı bir takım mineral oluşumları var. Bu mineraller aslında biz karbonatlar diyoruz ki ben burada kırmızıyla işaretledim bu karbonatları. Şimdi bu karbonatlar dikkat ederseniz eski göl kıyısı boyunca oluştuğunu düşündüğümüz alanlarda ki bunlara marjinal karbonatlar diyoruz. Neden marjinal karbonatlar? Çünkü devasa kalınlıklarda. Bu gölün derinliği yaklaşık 600 metre. Yani bir zamanlar var olduğunu düşünmüştük. Meteor çarptığında orada göl var mıymış? Meteor çarptıktan sonra akarsularla birlikte dolmuş ve burada bir göl oluşmuş. Zaten, meteor kriteri göle dönüşmüş. Evet. Ve gördüğünüz gibi burada akarsuların gelip de beslediği bir delta var. Yani akarsular büyük devasa akarsulardan bahsediyoruz. Bunlar bu şey demek aslında Mississippi Nehri'nin Gulf of Mexico'yu doldurması gibi bir şey. Devasa bir malzemeyi gölün içine taşıyor. Biz zaten burayı görüyoruz. Burayı özellikle belirteyim. Burası Perseverance robotunun çalışacağı yer aslında. Bakın Batı Deltası çok önemli. Çünkü Delta'nın getirdiği malzemenin içerisinde organikler olabilir. Bütün yaşamın yani yaşayanları olabilir. Şu anda NASA aslında buraya inmesinin sebebi bu gölün içerisinde bu akarsular vasıtasıyla gelmiş olma bu ihtimali noktası, olan... besleme noktası. Hayat kalıntıları olabilir mi? Evet. Şimdi burada burası daha da önemli oluyor. Hemen Salda'ya geçeceğim. Burada marjinal karbonatlar var. Şimdi biz yerküredeki benzer yerlerden biliyoruz. Göllerin içerisindeki bu karbonatlar biyoiz hazineleri. Şimdi yerkürede herhangi bir göle gittiğiniz zaman bu karbonatların olduğu yerler biyolojik kitlenin maksimum olduğu. Özellikle eğer göl içinde yerinde oluştuysa. Yani göl suyuyla etkileşimde oluştuysa.
Şimdi buradaki marjinal karbonatların bir kısmı... Çökeltilerin ötürü mü bunlar? Evet. Bir kısmını akarsular getirmiş olabilir. Yani taşıyıp getirmiş olabilir. Bir kısmı da gölün içerisinde göl suyuyla oluşuyor. Ve erimiş olabilir. Bunun ikisini birbirinden ayırmak çok önemli. Özellikle bio signature dediğimiz bio iz çalışmalarında bu ayrımları yapmak gerekiyor. Şimdi nedir bio iz? O ayrımın önemi ne? Onu söyleyeceğim. Bio iz dediğimiz şey aslında yaşamın kimyasal ayak izleri. Yaşamın bir zamanlar kayaçlar üzerinde bıraktığı yaşam izleri. Peki biz neden bunu ayırmak istiyoruz? Nedir onlar mesela? Neler bulunabilir? Bir sonraki slide'da acaba görebilir miyiz? Yani arayacağımız şey 3 milyar yaşında falan çünkü. Evet, bunun izlerini arayacağız aslında. Bu ne olabilir? Mesela bunlar. Bunları ben saldadan göstereyim size. Bunlar tabii ki o kadar yaşlı değil. Muhtemelen yaşları bunu biz yaptığımız karbon hesaplarında 1000 yıla denk geliyor. 1000 yıl. 1000 yıl. Yani bunlar aslında eski biyolojik izlerin jeolojik kuzenleri gibi. Hı-hı. Şimdi bu aslında bin yıl önce jeolojik sayılır mı? Yani güncel başka canlılarla karşılaştırdığım zaman hala jeolojik sayılır. Şimdi bu bir takım bio izler var. Bu bio izler herhangi bir malzemenin makro yapısında olabilir. Burada olduğu gibi. Yani layer dediğimiz yapısal katmanlar. İzler, tabakalar bırakabilir. Ya da mikrofosiller olabilir kayaçların içerisinde. Ya da organik moleküller olabilir. Mesela insanları düşünelim. İnsanlar muhtemelen ölüp de eğer fosilleşirse geriye kolesterolden kalan parçalar kalacak. Yağ parçaları kalacak. Evet. Bunlar organik moleküller olabilir. Bir de biyomineraller var. Yani biyolojik etkilerle oluşmuş mikroorganizmaların yaptığı mineraller. Bunların hepsi gördüğümüz karbonat kayaçların içerisinde peki, olabilir. Peki bunlar 4 milyar yıl yaşar mı? Yani 4 milyar yıl yaşar mı lafı yanlış oldu. 3.7 diyelim. 3.7 milyar yıl bunlar kendini koruyabilir mi? Evet. Bu nedenle karbonatlar son derece önemli. Ama bir kere daha üstünü ısrarla çizmek istiyorum. Gölün içerisinde oluşmuşsa. Çünkü göle dışarıdan malzeme de gelebilir. Bunların biyoiz potansiyelleri oldukça düşük. Şimdi demek ki biz Jezero kriterinin rim dediğimiz kenar kısmında karbonatların olduğunu biliyoruz. Ve Jezero kriteri şu ana kadar belirlenen ve karbonat izlerini taşıyan tek yer. Bir tek orada. Evet, şu ana kadar bir sürü misyon yaptık ama şu ana kadar sadece karbonatları Jezero kriterinde belirleyebildik. Bu nedenle son derece önemli. Ama marjinal karbonatların kökenini, nasıl oluştuğunu anlamak zorundayız. Devam edebilir miyiz? Edelim. Bir sonrakine mi geçelim? Hangisine geçelim hocam? Şimdi belki hızla devam edip... Yerküredeki en eski yaşam formları. Evet, şimdi sizin sorunuza geldik aslında. Peki neden karbonatlar? Biz yerküredeki en eski yaşam formlarının bir şekilde karbonatlar içinde korunduğunu biliyoruz. Mesela Avustralya'da böyle bir morfolojik yapı var. Yani makro structure dediğimiz bir yapı var. 3.5 milyar yılında. Ve yine, bulabiliyoruz bunun içinde onu. Evet. İzle. Bu aslında bu yapı, hemen bu kendisi. Yaşıyorsun. Bu kendisi. Bu gördüğünüz yapı 3.5 milyar yıl yaşında bir biyolojik etkilerle oluşmuş bir biomineral. Buraya geldiğimizde Güney Afrika'da 2.8 milyar yıl yaşında. Yine gördüğünüz gibi domsu yapıların hepsi biyolojik aktivitelerle oluşmuş. Şimdi bu aslında Nature'da yayınlandı. Peki bunu meydana getiren biyolojik aktivitenin ne olduğunu biliyor muyuz? Çok güzel bir soru. Biliyoruz. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Güncel ortamlardan. Şimdi Salda'ya gideceğiz. Şimdi bu İsyo Formasyonu Grönland'da 2016'da bulunan en eski 3.7 milyar yıl yaşında... ki izlerin olduğunu düşünüyoruz. Ki bunlar da stromatolitler aslında. Nature'da yayınlandı. Ama daha sonra belki de olmayabilir soru işaretini de birlikte getirdiler. Ha, daha bu kesin değil yani. Evet. Olmayabilir. Ama biz bu fosil, mikrofosili 3.4 milyar yıl yaşlı olduğunu biliyoruz. Bu mikrofosili lütfen aklımızda tutalım. O kadar çok siyanobakterilerin şeklinde benziyor ki. Çünkü bir takım başka prosesler de bu yapılara ulaştırabilir. Bunları birbirinden ayırmak aslında o kadar kolay değil. Tecrübe... Peki mesela bunun yaşını nereden biliyoruz? İçinde bulunduğu... İçinde bulunduğu kayaçtan, evet. Bazen tabii başka yaşlandırma teknikleri de var. Jeolojide, evet. Ama içinde bulunduğu yaş... Devam edebilir miyiz lütfen? Edelim bir sonraki. Bir sonrakine geçelim mi? Hidromanyezide geçtik. Şimdi tekrar bir Jezero kriterine geldik. Ve Jezero kriterinde... özel spektral tekniklerle alınan yaşlandırmalar var. Aslında Brownie'nin yaptığı NASA ekibinden birlikte çalıştığımız. Buradaki renklenmeleri görüyorsunuz. Bu renklerin her biri
değişik mineral tiplerini söylüyor. Yani minerallerin parmak izleri. Şimdi burası da tekrar deltaların ağzında, yani akarsuların taşıyıp, flüvyal laküstürin sistemlerini taşıyıp buraya yığdığı ve karbonatların izlerini gösteren spektral analizler. Ve birçoğu hidromanyezite denk gelmekte. Yani sulu magnezyum karbonatlara gelmekte ki biz bunları zaten salda da görüyoruz. Yani bunların kökenini anlamak, taşınarak mı yoksa laküstürün olarak göl içinde mi oluştuğunu anlamak. Perseverans şimdi bunları arayacak orada. Evet, aynen. Devam edebilir miyiz? Bir sonraki arkadaşlar. Evet, geldik. Peki neden salda? Ben de geldik sonunda. Şimdi Salda Gölü aslında yaklaşık 2 milyon yıl, yani Neojen'in hemen sonunda oluşmuş bir göl. İşte, yani genç bir göl aslında. Genç bir göl. İçerisinde hidromanyezitler çökülüyor. Ama en önemlisi yine Cezora'ya yol gösterebilecek nitelikteki karbonatlar bunlar. Mesela hidromanyezit taraçaları var. Güncel stromatolitler var. Benim size gösterdiğim 3.5 milyar yaşındakilerin kuzenleri diyelim. İşte bir de fosil stromatolitler var. Aslında birden fazla biyolojik kökeni yansıtabilecek karbonat oluşumları. Bunlar mercanlara benziyor. Mercanlara benziyor, evet. Ama bunlar bu gördüğümüz yaklaşık 1,5 metre göl derinliğinde yüzeyini jelsiz şekilde kaplamış yoğun bir mikrobiyal met var. Yani mikrobiyal bir çamur var. Bunlar sayesinde aslında üst üste binmelerle birlikte oluşmuş. Aslında mercan gibi oluşuyor. Evet, doğru. Bunlar da onların işte 1000 yıl sonraki halleri diyelim yani. Daha doğrusu fosilleşmiş, 1000 yıl yaşındaki fosilleşmiş veriler. Bunların hepsi bize bir şekilde biyolojinin ayak izlerini aslında esintilerini söylüyor. Bunlar çok büyük falan değil mi şöyle? Ya işte bu çekici eğer şey yani alırsanız. Çekiçten yola çıkar söylüyorum zaten. Evet, şöyle bir şeyler. Bunlardan birçoğu oluşmuş vaziyette. Şimdi bunlar Salda'da. Bunlar Salda'da. Bu şu demek, yani Cezora kriterinde göstermiş olduğum. Yani 3,5 milyar yıl önce biz Mars'a gidebilseydik eğer, biz orada Salda Gölü bulacaktık bir tane. Şimdi panoramik resimleriyle birlikte size göstermeye çalışacaktım. Eğer Salda'yı kendimize baz alırsak Cezora kriterine nasıl bir yolculuk yapabiliriz? Nereye bize denk geliyor? Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi aslında bizim bütün anlamaya çalıştığımız şey Salda'nın jeolojik serüvenini çözmeye çalışıyoruz. Yani bugün Salda'nın kenarlarına giderseniz litolojik olarak bu birimleri göreceksiniz. Yani bunlar 2 milyon yıl önceki oluşan kayaçlar. Bunlar nedir? İşte mafik, ultramafik kayaçlar, magnezyumca zengin kayaçlar ki bunları zaten Cezora'nın içinde de görüyoruz. Ama nasıl bir süreç geçirmiş de bu hale gelmiş? Eğer biz bu jeolojik serüveni çözebilirsek, Cezora kriterinin kenarlarında oluşmuş marjinal karbonatların yapısını ve içindeki biyo izlerin nerede olabileceğini çözebiliriz. Yani bu, şu anda şunları arıyor. Evet, evet. Şu anda Perseverance'ın bulmaya çalıştığı şey bu. Marjinal sızsız bu. Evet. Marjinal karbonatlar diye gösterdiğim Cezora kriterinin kenarındaki yerler buna çok benzerlik sergiliyor olabilir. Yani siz Salda'nın bir kenarına oturup baktığınız zaman göle doğru aslında belki aynı şeyi size esintisini Cezora'da da yaratıyor olabilir. Böyle bir ortamda Mars, olabiliriz. Mars'ta bir onun kıyısında bir villamız evet. olsaydı Cezora'nın kıyısında bu manzarayı görecekti. Doğru. Olabilirdi. Peki şimdi Mars'ta çok demir yoğun olduğunu da kırmızı rengi veren. Buralarda da demir yoğunluk devam şimdi, ediyor mu? Aslında harika bir soru sordunuz. Şimdi en son misyonda Curiosity'di değil mi hocam? 2012'de gittiğinde aslında Gale kraterinin içine gitti. Gale krateri tamamen demirlerden oluşan işte hematit dediğimiz demir oksitli bir yapısı var. Ve burada yaşamın izleri, burada da bir göl vardı. Burada bir yaşamın izini aramaya çalıştı. Ancak başarılı da olamadı. Yani hala soru işaretleriyle birlikte. Orası o misyonda başarısızdı. Ama burası özellikle Cezora kriterinde magnezyumca zengin. Yani nispeten demirin daha az olduğu, magnezyumun yoğun olduğu. Bu nedenle bu tür karbonatlı yapılarının oluştuğu yerdeyiz. Aslında demir içeriği son derece düşük. Düşük orada. Evet. Yani belki bu yüzden seçildi. Çünkü Mars'taki demirle ilgili çok spekülatif şeyler var. Yani oksijeni taşımıyor olabilir, peroksitle oluşmuş olabilir gibi. Bu nedenle daha da aslında unik bir yerdeyiz. Peki bir hemen hocama gidip bu iş nasıl başladı sonra devam edelim mi? Tabii. Nasıl başladı bu iş ona bir bakalım. Ben bunu getirdim ama. Hocam, Sayın Açık Meşe,
Siz NASA'nın bana göre en önemli yerinde görev yaptınız, JPL'de. Yani NASA'dan her şeyi çıkarsanız evet. Orası bile başlı başına bir olay ve hem bir önceki sonda Curiosity'di değil mi o? Evet. Curiosity'nin imalatında evet. Görev aldınız. Hem de bunun bu Perseverance'da kullanılanlar sizin o dönem yazmış olduğunuz bir takım algoritmalar. Ne demekse ben bilmiyorum tabii. Yani evet. Siz ne ne yaptınız onu bir anlatır mısınız hocam bize? Yani biz burada cahil cahil bunu anlamamız mümkün değil. Sizin Curiosity'deki ve Perseverance'daki yapmış olduğunuz iş neydi? Ve bunun sonra, gerisini sonra sorarım. İniş kısmı birkaç safhası var. Onlardan da bahsedeyim mi yoksa direkt benim yaptığım kısma mı geçeyim? Tamam. Lütfen bahsedin çünkü en zoru inmek oraya. Çünkü sağlıklı inmek evet, bayağı güç. Atmosfer olmadığı için. Zaten şey var. O iki projede de en önemli, mühendislik açısından en önemli ve en riskli kısımlar bu giriş, yavaşlama ve iniş dediğimiz ideal diyorlar. O kısım. Mars'a geldiğinizde 7 aydan sonra atmosfere giriyorsunuz uzay aracıyla. Uzay aracı o sırada çok yüksek bir hızda. Atmosferde yaşadığınız sürtünme sizi yavaşlatıyor. O sürtünme kuvvetlerini biraz kontrol etme şansınız var. Böylelikle yavaşlamanızda hafif bir kontrol şansınız var o esnada. Ama Mars'ın atmosferi dünyanın yaklaşık %1'i yoğunlukta. Dolayısıyla fazla bir direnç göstermiyor. Daha sonra paraşüt açıyorsunuz süpersonik hızlarda. Giriş hızınız yaklaşık 20 bin kilometre saat. Paraşütü yaklaşık 1600 kilometre saatte açıyorsunuz. Yani bayağı bir hız düşüyor aslında ama yeterli değil tabii. Paraşüt açıldıktan sonra kontrol yok. Pasif olarak paraşüt size ne verildiyse onda artık. Ama o da yetersiz. Atmosferin az yoğunluğundan ötürü. Daha sonra paraşütü kesiyorsunuz bir noktada ve roketleri ateşliyorsunuz. Bu yavaşlamanın en yoğun yaşandığı yerlerden birisi. Çok kısa sürede ama çok riskli bir bölüm. Çünkü roketler ateşlemeyebilir. Yani fiziksel aksamda problemler yaşanabilir. Algoritmalar bazı şeyleri yanlış yapabilir. Yani birçok risk var orada. Roketleri ateşliyorsunuz. Gerçekte o zaman kontrolünüz var. O sizi yavaşlatıyor. Yani yaklaşık 150 metre saniye hız gibi. Yaklaşık 350 kilometre saat hızdan sıfıra neredeyse getiriyor sizi. Ve yere yaklaşık 15 metre yukarıda askıda bekliyorsunuz. Buna o yüzden zaten bu iniş sistemine Türkçe nasıl çevrilir? Gök vinci veya uçan vinç konsepti diyorlardı. Orada asılı, havada roket gücüyle asılı kalırken bir vinç robotu aşağı indir. Robot aşağıda kontağı yapar yapmaz, o sırada tabii yukarıdaki vinci stabilize etmeniz gerekiyor, kontrol etmeniz gerekiyor. Bu kontağı yapar yapmaz döndürüyorsunuz yukarıdaki vinci ve olabildiğince uzağa uçurup bir yerde çakıyorsunuz yani yere. Kontrollü iniş değil. Uçuş kontrollü bir noktaya kadar ama ondan sonra yere çakılıyor. Bunların hepsi yaklaşık 7 dakika sürüyor. Atmosfere girişten dokunma ve o çakılmaya kadar. Bu 7 dakika ama Mars'a bir sinyal yollamanız yaklaşık 12-13 dakika. Tam onu soracağım. Sizin yolladığınız sinyal aslında 13 dakika sonra gidiyor Mars'a. Evet. Yani Mars'a dokunduğunuzu anladığınız anda zaten yere inmiş olduğunuz 7 dakika olmuş neredeyse, 6 dakika. Dolayısıyla uzaktan kumanda imkansız. Her şeyin otonom yapılması lazım bu son safhada. Zaten riski arttıran ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmuş olan bölge o bölüm. Ben onun en son kısmında uzay aracını kontrol edip o kontak esnasında kontağın sağlıklı bir şekilde oluştuğunu garantileyen ve daha sonra da bu uçan vinci döndürüp olabildiğince uzağa uçuran algoritmayı, güdüm kontrol navigasyon algoritmasını geliştiricisiyim. İşte 2012'de Curiosity'de kullanıldı başarılı bir şekilde. Benim görevim onu işte dediğim gibi stabilize edip kontak esnasında daha sonra en az 200 metre uzağa uçurmaktı yaklaşık. İlkinde 650 metre uçtu, ikincisinde de başarılı bir şekilde 700 metre uçtu. Tabii uçtuktan sonra yere çakılıyor, bir ufak krater yaratıyor orada insan yapımı. Ama amacımız önemli kısmı benim yaptığım bunu yaparken aşağıdaki robota ve onun sensörlerine zarar vermemek. Çünkü filmde de gördüğünüz gibi roketlerden çıkan sıcak ve çok hızlı gazlar
robota vurabilir ve sensörlere zarar verebilir. Etrafında çukur yaratabilir. Birçok yani bir problem çıkarabilir. Eğer uzağa uçurmasanız yakınlarda bir yere düşüp parça gelebilir. Birçok problem var. Bunları elimine etmek için olabildiğince uzağa uçurmaktı. Bu kısma uzağa uçuş kısmı deniyor. Bunun algoritmalarını geliştiricisi benim. İkisinde de kullanıldı başarılı bir şekilde. Hocam merak ettiğim bir şey soruyorum. Şimdi uzay çalışmalarındaki en önemli işlerden bir tanesi gidilen uzay cismini, bu bir gezegen olabilir, bir göktaşı olabilir, herhangi bir şey olabilir. Kontamine etmemek, yani kontaminasyondan kasıt da şu. Dünyadan herhangi bir özellikle yaşam formunu oraya götürmemek. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Evet. Yani şimdi oraya giden Curiosity'nin üzerinde veya şimdi giden Perseverance'ın üzerinde herhangi bir dünya kökenli mikrobiyolojik bir şey olmadığını nasıl garantiliyorsunuz? Buradaki sağlıklı yaklaşım nasıl oluyor? O konuda genel bilgilerim var. Benim uzmanlığım değil ama şunu diyebilirim. Ben mesela JPL'deyken birkaç kere o Curiosity'nin bir araya getirildiği bölgeye gitmiştik bazı şeylere bakmak için. Mesela orada bir noktadan sonra üzerinizde tamamen sizi izole edecek, ortamdan yalıtacak kıyafetleri giymeden giremiyorsunuz. Zaten herkesi de sokmuyorlar. Oraya girebilmek için özel eğitimden geçmiş olmak gerekiyor falan ki bir hata yapmayasınız. Dolayısıyla dünyadan bir şey gitmemesi için o aletlerin bir araya getirilmesi döneminden tutun işte uçuşa, roketin üzerine konmaya kadar çok dikkat ediliyor. Tabii en sonunda mesela şey var, uçuyoruz oraya gidiyoruz, en sonunda mesela diğer uçan linci bir yere çaktırdık. O mesela ister istemez belli bir kontaminasyona sebep oluyor. Çünkü onun üzerinde belli bir miktar yakıt kalıyor. Mesela geçen ilk uçuşta şimdiki rakamları daha almadım ama yaklaşık 100 kiloya yakın yakıt kalmıştı. Ekstra yakıt koyuyoruz ki koyabildiğimiz kadar bazı beklenmedik durumlara karşı bir şey yapma yeteneğimiz olsun diye. O yakıt kullanılmadı büyük bir kısmı. Yere çakıldığında o bölgeyi biraz tabii ister istemez kirletti. Sonuçta yakıtlar organik kökenli. O yüzden zaten uzağa uçurmamızı istediler. Ama sonuçta yapılabilecek her şey yapıldı diyebilirim. Hem yapılma esnasında hem de uçuş esnasında. Ersin Hocam size bir şey soracak galiba. Ben hocamı tabii candan kutluyorum. Böyle güzel bir algoritma yazmış ki ikisinde İki de diriliyor. İki bilim aracını güzellikle Mars yüzeyine indirdi. Ben hocamın bahsettiği bu temiz odayı izleyicilerimize tanıtmak isterim. 3 numaralı görseli... Benim 3 numaralı görseli, evet, burası az önce hocamın bahsettiği JPL'deki bu aracın üzerindeki parçaların bir araya getirildiği laboratuvar. Gördüğünüz gibi insanlar bütün mikrop yayabilecek yerlerini temizliyorlar ve yoğun bakım ortamından daha steril bir şekilde giysilerle buraya giriyorlar. Mars 2020 misyonunun Mars'a taşıdığı dünya bakterisi sayısı bir çorba kaşığı deniz suyundakinin onda birinden daha az. Ama taşıdı. Tabii ki. Yani %100 elimine etmeniz mümkün değil. Ama düşünün 950 kiloluk alet yüzeye yaklaşan o kadar büyük bir cihazın her tarafında giden şey... Bir kaşık deniz suyundaki bakterinin onda biri kadar. Ne kadar iyi çalışsanız da bir miktar gidiyor tabii ki. Peki hocam, şimdi Perseverance orada ne yapacak tam olarak? Ve üstelik ne gibi analiz cihazları var bunun? Çünkü onun yolladığı bilginin dünyaya ulaşması galiba 10 dakika sürüyor değil mi? 10-12 dakika sürüyor. Ve pek çok testi orada yapıyor aslında. Cihaz o testlerin sonuçlarını dünyaya iletiyor. Evet. Üstünde ne gibi cihazlar var ve neleri arayacak, neleri test edecek? Çünkü sonuçta kolay bir şey değil yani. Burada biz işte demin saldan bahsettik. Oradaki en ufak bir örneği alıp koca laboratuvarla da test ediyoruz. Oraya ise indirdiğiniz birkaç yüz kiloluk içinde motoru, üstündeki kılıfı, kapağı, şusu busu dahil birkaç yüz kiloluk bir şey. Bu neleri yapmaya muktedir, neleri yapabilir? Bunun üzerindeki sensörler bir bilim amaçlı sensörler. Nurgül Hanım'ın bahsettiği
bazı testleri yapacak, o bazı dataları toplayacak. Diğeri, diğer kısmı navigasyonla ilgili sensörler. Mesela kamera, üzerindeki bir kamera var, etrafa bakmasını sağlayan birkaç kamera var. Ayrıca başka daha hızını, ivmeleri ölçen bazı sensörler var. Bir de telekomünikasyonla ilgili benim cihazlar bulunuyor. Bunların hepsi bir arada çalışmak zorunda. Bazıları genelde mühendislik kısmıyla işin ilgili. Bir de diğer kısmı da bilimsel kısmı. Bilimsel kısmını eminim benden daha iyi biliyorlar. Benim bildiğim kısım daha çok mühendislikle ilgili kısımları. Onların da temel amacı bir konumunu belirlemek. Konumu, etrafı belirlemek. Etrafa bakıp etraftaki hasar verebilecek çukur, tepe, işte o bazı oluşumları gözlemleyebilmek. Bunlar JPL'de bir merkeze geliyor. Orada işleniyor. Ve bu uzaktan robota ne yapması gerektiği söyleniyor. Bunlar tabii JPL'de bu robotun eskiden öyleydi. Bu son mission'da o kadar yakından izlemedim ama bir eşdeğeri JPL'de de var. Bazı yapılacak şeyler, hele biraz riskliyse, orada da deneniyor. Ondan sonra bu robota iletiliyor. Şunu yap, şuraya git, şu, falan şeklinde. Yani yüzey üzerindeki navigasyonunu sağlamak için. Tabii bunu yaparken aldıkları bilgilere göre ve özellikle bilimsel verilere göre nereye gideceklerini, nasıl doğrultacaklarını robotu, onlara karar veriyorlar. Genel olarak bunları diyebilirim. Yani üç çeşit alet var genelde. İşte navigasyon, komünikasyon ve bilimsel araştırmalar yapan. Mesela bir robot var. Robot kolu. O kolla mesela gidip bazı taş, kaya türü şeylere dokunup oradan parça alma şeklinde bazı kompleks faaliyetleri yapabiliyor robot aslında kendi başına. Ölçüm yapabiliyor. Tabii bazı jeolojik ölçümleri aslında çok hassasiyette yapabiliyor. Yani küçük bir aslında robotik jeolog gibi toz numuneleri yapıp anında analiz yapıp kimyasal sonuçları verebiliyor. Yani yerinde birçok element ölçüp onun verilerini taşıyabiliyor. Aslında son derece gelişmiş bir hem jeoloji hem tabii laboratuvarda çalışabilecek, ölçülebilecek şeyleri anında ölçüp veri üretebiliyor. Ve isterseniz bir numaralı görselde var. Aletler üzerinde de bilimsel tarafıyla ilgili de hocamızın... Sizin bir numaralı görsel. Kim, sizin bir numaralı. Bir numaralı geldi. Evet, bunun üzerinde... kaç kilo hocam şu anda bu haliyle? Bu 950 kilogram bir şey. Bir otomobil kadar. Tabii. Aslında üzerinde herkesin ilgisini çekecek aletler var. Mesela otomobille ilgili misiniz? Fatih Bey biliyorum. Siz ilgisiniz. Lastik teknolojisi deniliyor. İlk kez yeni bir teknoloji deniliyor. Eskisininki... Ya tam onun detayı, bu sefer... evet, bunlarda değişik kompozit malzemelerle artık Mars yüzeyinde yeni lastik teknolojileri deneniyor. Bu hayatınıza girecek, hepimizin hayatına girecek. Bunun üzerinde MEDA var. Bunun üzerinde çok duruyorum. MEDA ve RIMFAX'tan biraz detaylı bahsedeceğim. Çünkü karşımızda bir NASA misyonu var, değil mi? Hocam üstüne atabilirsin isterseniz. Karşımızda bir NASA misyonu var. Evet, ama MEDA İspanyol. Aslında çok da pahalı bir alet değil. İspanyol bilim camiası güçlerini birleştirmişler. NASA misyonuna bir NASA atmosfer, Mars atmosfer detektörü yerleştirmişler. Oradaki radyasyon, toz, rüzgar hareketleri, yani insanın bugün her gün, hani her sabah kalktığımızda ya bir gün öncesinden yarın hava nasıl olacak, bunun kayıtlarını hava tutmaya durumu başlayacak. Mars hava durumu düzenli tutacağız. RIMFAX, ondan da bahsetmek istiyorum, o da Norveç'in. Bu da bir küçük bir cihaz. Galiba 2 ya da 3 yansı sonrasıydı. Aslında altın bir kutu. 4. ya da 5. yansıya gidebilir miyiz? Olabilsem. 4 ya da 5. Neyse. Bir altın kutu içinde, işte şu. Bayağı değerli. Evet. Ama yaptığı iş çok daha değerli. Bu bir radar. Yerin 10 metre kadar altına radyo sinyalleri yollayacak
ve haritalandırma yapacak. Ama 10 metre. 10 metre. Büyük bir şey değil, tabii de. Tabii. Bir bina inşa edeceksiniz, temelin en altı nerede onu öğrenecek. Artı bakın bu teknolojinin günümüze yere getirebileceği önemi biraz daha, yani izleyenleri korkutmak istemiyorum ama şu teknoloji Mars'ın altında suyu, tuzlu suyu ve diğer hani su gibi maddeleri, sıvıları, sıvı ya da sıvı olabilecek malzemeyi gösterecek. Ya buz varsa yani, buzu. Evet, ihtiyacı nereden karşılayacaksınız? Ama yerdeki uygulamasını hepimiz gibi siz de tahmin yani, edebiliyorsunuz. Bu bir yer radarı. Yer altı radarı. Ya da yer sonarı diyeyim. Evet, yani dediğim gibi korkutmak istemiyorum ama... Yok korkalım hocam. İşte yani enkaz altında kalırsak bizi bulabilecek, ha, bulabilecek bir şey. Tamam. Yani bu kadar önemli bir teknoloji gelişiyor orada. Diğer araç, bir sonrakine geçelim. Hocam 2'yi 3'ü niye atladık? Gelelim 2'ye gelelim. 2 arkadaşlar 2'yi merak ediyorum, parlak parlak şeyler. Tamam. 2. Moksi. Moksi aslında karbondioksitten elektrolizle karbon monoksit ve oksijen üretme cihazı. Tıpkı bitki gibi. Hani bitkiler bunu zaten yapıyorlar. Bu alet bir akü boyutunda, araba aküsü kadar. Bu alet Mars atmosferi %96 karbondioksit. Ham madde bol. İnce atmosfer var Behçet hocamızın bahsettiği gibi. Ama karbondioksit de zengin. O karbondioksiti karbon monoksit ve oksijen moleküler, yani solunabilir oksijene çevirecek. İnsan orada yaşayabilir mi? Bunun ilk testini yapacak. O oksijeni bir yere kullanacak mı? Tabii. İnsan gitti. Hayır, şimdi bu kullanacak mı? Ha, bu şimdi kullanmayacak. Yani. Onu depolayacak. Depolayın. Ne kadar depoladığına bakacaklar. Verimliliğine bakacaklar. Bunu efektif çalıştırabilirler mi? Üç. Üç numara bunun, yerleştirilmesi. Yerleştirilmesi. Dört numaraya geçelim. Dört. Dört numaradaki de MADA, bu meteoroloji istasyonu. İspanyolların yaptığı. İspanyolların yaptığı. Beş numara Norveçlilerin yaptığı RIMFAX, o da yeraltı radarı. Altıya geçelim. Altı arkadaşlar. Altı. Bir sonraki. Bu da Sherlock. Bu uzay şeye benziyor, o filmlerdeki adamların gözüne benziyor. Evet. Şimdi burada karşımızda ultraviyole ışıkla Raman ve lüminesans spektroskopisi yapan bir alet var. İşte az önce hocam, yerinde. Hocam sizin uzmanlık alanınız yani. Raman malzemeyle ışın etkileşimi sonucundaki yapıyı çözmeye çalışıyor. İçerisinde ne var bunu çözmeye çalışıyor. Yaymış yani olduğu ışından. Evet. Yani bunun, şey gibi, egzogezegenleri keşfederken faydalanan yöntem gibi. Yani biz yer küredeki yaptığımız bütün çalışmalarda yani çok yer, özellikle evet, jeolojide çok yaygın olarak kullandığımız bir yöntem. Bunun hemen altında da piksel diye bunun X ışını versiyonu var. O da X ışını spektroskopisi yapıyor. Yani X ışını yollayıp malzeme karakterizasyonu yapıyor. İşte bunun dışındakiler de malzemenin ışığa olan tepkisinden ne olduğunu çıkarıyor. Onun karakterini anlamaya çalışıyor. 7. 7 bilmiyorum bununla ilgili. Ha, en ilginçlerden bir tanesi. Leonardo da Vinci'nin helikopteri. Evet. Aslında şu kadar bir şey. Bir drondan biraz büyük. Ama ilk defa dünya atmosferi dışında uçurulacak bir helikopter. Uçabilecek mi? İşte göreceğiz. Dünya atmosferinin %1'i kadar. %1'i yoğunlukta bir atmosferde. Bayağı hızlı dönmesi lazım motorların. İşte ama bunun bize katacağı çok önemli bir şey var. Rover denen, yani yüzeyde giden 5-10 kilometre, bilemediniz 20-30 kilometre gidebilir. Bu daha uzaklara gidecek. Tabii, yani yukarıdan süvari gibi gezecek. Gelip şarj olacak, geri gidecek. Ve bu da herhalde otonom çalışacak büyük ihtimalle. Tabii. Yok, yerden kontrol edilebilecek ama gecikmeli olarak tabii. Çok önemli bir gecikmeyle çalışacak. Bunun dışındakiler yüksek çözünürlüklü kameralar.
Peki hocam, benim en merak ettiğim şey şu. Tamam. Şimdi bu orada bir Mars yılı çalışacak. Bir Mars yılı yaklaşık 700 güne yakın. Kaç? 678 gün mü? 684. 684 gün mü? 684 gün bir Mars yılı. Bu cihazın minimum o kadar çalışması bekleniyor ama genellikle bunlar beklenenin 3-4 katı, bazen 10 katı bile çalışabiliyorlar. Yani en az ama bir Mars yılı ya da 1,5 dünya yılı kadar çalışacak bu. 2 dünya yılı yakın çalışacak. Bunun için gereken enerji nereden gelecek? Bunun üstünde güneş panelleri yok. Güneş paneli olsa bile oradaki güneş ışını zaten çok düşük seviyede olduğu için bunu çalıştırma yetmez. Bunca komplike sistemi. Enerjisi nereden alacak bu? Nükleer. 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 İçine nükleer yakıt. Tabii. Burada Mars dediğimiz ortam oldukça yoğun kum rüzgarlarının, kum fırtınalarının olduğu bir yer. Dediğiniz gibi güneş ışığı olsa bile bunun toplaması yeterli enerjiyi bir araya getirmesi. Tozlanacak zaten. Tabii. Kolay değil. O dediğiniz gibi yani güneş enerjisine dayalı misyonlar Mars'ın yaz mevsimleri için yani 5 ay falan çalışabilir. Yaz bitti, misyon bitti. Güneş gitti, toz başladı. Misyonla iletişim kuramazsınız. Yani enerji olsa bile iletişim kurmak zordur. Ama burada işte o yoğun tozun içinden radyo dalgasını çıkarmak da kolay değil. Onun için yörüngede bir aktarma istasyonları olacak. Bu tek değil. Yani bunun tepede arkadaşı var. Hatta ilk kez az önce Behçet Hoca'nın anlattığı iniş yörüngeden de izlendi. Yani sizle yayından önce konuşuyorduk. Bu şüpheciler var. Ona ihtimal bırakmamak için mi bilmiyorum ama iniş, paraşütlerin açılması Mars yörüngesinden de resmedildi. Arkadaşlar o görüntüler var mı bizim? Bizim hep bütün görüntüleri var, toplamıştık ama NASA'dan gelen görüntüler var mı? Burası evet. Biraz dünyaya benziyor. Bu iddia o ki burası aslında inilen yer Grönland. Evet ya böyle bir şüphe var. Yani şüpheci olmak güzel bir şeydir bir boyuta kadar. Ama Fatih Bey bu NASA'nın misyonu çok önemli bir misyon. Ama artık dünyada bir tek Amerika yok. Şu anda Mars yörüngesinde Birleşik Arap Emirlikleri var. Hop var. Umut diye bir yörüngesine bir şey yerleştirdiler. Çin var. Yani eğer orada gerçek bir şey olmasa hani Arap Emirliklerini bilmem ama Çin NASA'nın ipliğini pazara çıkarır. Belki ortak yalan söylüyor hocam. Yok canım olur mu öyle şey? Hatta Çin misyonundaki Tianwen 1 şu anda inmiş olması gerekiyor. İnmedi. 12. yansıya gelirsek 12 arkadaşlar. Çin misyonunu 10 Şubat'ta Mars yörüngesine yerleştirdi. Bakın uzaktan geliyor, Mars yörüngesine girdi. Eliptik bir yörüngede geçtiğimiz günlerde daha yakın bir yörüngeye düşürdü. Artık yavaş yavaş iniyor. İnişe yaklaşıyor. İniyor. Eliptik yörüngede en yakın olduğu nokta 300. Peki bunu oraya Birleşik Arap Emirlikleri kendi imkanını mı yolladı? Bu Çin. Ha Çin pardon. Bu Çin'in Tianwen 1 misyonu. Birleşik Arap Emirlikleri ayrı. Onlar, bakın orası da güzel bir hikaye. 6-7 yıl kadar önce, hani bağımsızlıklarının 50. yılını kutlamak için Colorado Üniversitesi önderliğinde 4 galiba Amerikan Üniversitesi'nin oluşturduğu bir konsorsiyuma ciddi miktarda para ödediler. Ama bununla beraber kendi uzay birimlerini ve üstelik başına işte coğrafyanın biraz yaygın uygulamalarının biraz dışında kadın bir insanı yönetici olarak getirdiler. Hocam not Arap etmek Emirliklerin... lazım. Çok da genç biri. 33 tabii. yaşında. Ve Arap mı? Evet. Arap. Ve %80 yani o misyonu yönetenlerin %80'i bayan. Evet. Ve 2000 Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ekip şu anda kontrolünü işte Amerikan üniversiteleriyle eş güdümlü yapıyorlar.
Ama bunu yavaş yavaş öğreniyorlar. Yani 6 yıldır buna bir ara vermediler. Eğitim sistemlerine bunu yaydılar. Yani eğitiminin içine uzayı, Mars'ı... Hocam anlatmayın, aslan bozuluyor. Neyse. Şimdi... Yani, Araplar, Birleşik Arap Emirlikleri bunu yapıyor, biz ne yapıyoruz diye insanı üzülüyor. Yok yok, biz de yapıyoruz. Biz de yapacağız. Yapmak zorundayız. Yani bu başlangıç, işte uzay programı bir şekilde topluma yayılmak zorunda. Başka çaremiz yok. Hocam herhalde burada son beraberdik. Bu Mars programı yaparken ben bir izleyiciye... Patlamıştınız. Patladım yani sonunda. Ama işte bunlar artık hayatın olmazsa olmazı gibi Fatih Bey. Bakın bir misyon daha var. Siz bahsettiniz, Avrupa çaktı yüzeye ama pes etmedi. Pes etmedi. Evet. 14. yansıda Mars, ExoMars'dı adı. Şimdi Rosalind Franklin oldu. Bu da çok acı bir hikayedir. İsterseniz kısaca bahsedeyim. Bir İngiliz, aslında bu Watson ve Crick DNA'yı keşfedenlere, o kullandıkları resmi çeken insan. Bu kadıncağıza Nobel ödülü verilmedi. Yani gerçi Nobel 62'de verildi ama bu kadıncağız 37 yaşında, 57'de vefat etti. Ama gerçekten onun da hakkıydı. Sonra bu kadıncağız... Marikülü'ye bile vermedi bile yani. Sonra bu kadıncağız o araştırmayı bıraktı, yani bitirdi. Yani böyle bunu almadı, bitirdi. Virüslerle ilgili çalışmaya başladı. O kurduğu ekipte, onun deneylerini devam ettiren kişi de 82 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazandı. İşte o Rosalind Franklin'in adı da Avrupa'nın Mars misyonuna verildi. Bu mükemmel bir şey. Bu şekilde özürdü galiba. Özür, özür değil. Yani 62'ye zaten ömrü vefa etmeyecekti. Yani 62'de verildi, kendisi 58'de öldü. Evet. Ama o dönemde ölmüşlere verilebiliyordu. Yani öyle bir kural yoktu. Ama Nobel heyeti vermeyi gerekli görmedi. Şimdi adı Mars'ta yaşayacak. Avrupa'da işte önümüzdeki yıl değil, ondan sonra Avrupa'da geçtiğimiz yılın Temmuz'unda bu aracı yola çıkaracaktı. Ama sanırım pandemiden ötürü o fırsatı kaçırdılar. Çin, Arap Emirlikleri ve NASA'nınki yola çıktı ama Avrupa'nınki 2022'de, bir sonraki uygun fırlatma zamanında gidecek. 2023'ün başlarında da yüzeyde bu olacak. İnşallah. İşte bu kadar Mars'ın üzerinde bu kadar göz varken öyle Grönland'da falan bir şey yaptı demek biraz ayıp olur. Bence çok ayıp demeyelim de yani şüpheci olacaksanız başka şeylere şüpheci olun. Bunlar belki şunu da pardon hocam eklemek lazım. Yani eskiden değil mi? Yani bir Mars misyonu düşündüğümüz zaman isterse lander ya da rover olsun, bunlar çok devasa teknolojilerdi. Yani insanların kavraması, benimsemesi ve inanması çok zordu. Ama şimdi o kadar çok misyonda, NASA en azından 9 misyonda son derece başarılıydı. Bunun yanı sıra tabii sadece rover, 9 rover'dan bahsediyoruz ama tahmin ediyorum 60 ayrı misyon içerisinde gezegen hakkında bilgi elde edildi. Artık yani 60 misyon içerisinde ve 9 tanesinde de başarılı olduysanız aslında bu biraz artık sıradanlaşmaya başladı. Yani inanmamak gibi sıra dışı bir şey artık. Ama Ay'a bile gidilmediğine ne diye söylüyorsun yani? Yani evet. Artık çok sıra dışı bir durum değil yani. İlginci Amerika'da da buna inanmayan ciddi bir yoğunluk var. Yani bu kadar teknolojinin odağı olmuş o birikimlerle ama onu bile sorgulayabiliyor. Hocam Amerika cehaletin kutsandığı yerden bir tanesi biliyorsun. Yani Türkiye'nin tek rakibi o konuda. Bir reklam arası vermem gerekiyormuş. Reklam için bir durayım, sonra devam edeceğiz yine. Kubotherm ısı yalıtım sistemleriyle devam edecek.